Merhaba, benim adım Ömür. Bugün size anlatmak istediğim şey ne? Kalecilik için gerekenler. Nasıl söyleyeyim? Mesela krampon, eldiven gibi şeyleri böyle. Bu gerekli olmayan ama oynayacağımız zaman işimizi kolaylaştıracak şeyleri kenara geçiyorum. Çok fazla şey kullandım. Bu arada krampon, eldiven konusunda değinmiş gelemen. Şu şekilde söyleyeyim. F8 Junior'dan var ben kullandığım eldivenle. Sorun olacaksa F8 Junior kullanıyorum. Kemikli eldiven tanıtımı gelebilir ama artık zaten harap oldu. Dediğim gibi. Krampon olarak ne kullanıyorsam Nike tempolarım var. Onları kullanıyorum. Diğer şu anda yanımda değil. Altı pisi olduğu için getirmedim. Onun dışında şimdi gerekenler şunlar bence. Birinci olarak kesinlikle ve kesinlikle özgüven. Yani şöyle top geliyor oradan ben tutar mıyım? Değil. Tutarım. Ya top geldi pozisyonunuzu aldınız. Parmak ucundasınız. Bekliyorsunuz. Oradan birebir pozisyon. Yaklaştı. Siz açılacaksınız. Yavaş. Acaba ben tutar mıyım diye şey yaparsanız böyle bir kontrol piyacı girersiniz zaten orada. Direkt adam yanınızdan bırakır. Topu gol. Pardon. Bunu yapmamak yani daha şey olmak için bir özgüven çok önemli. Gerçekten tutarım demeniz lazım. Penaltı olduğunda bile penaltı olduğunda bile moralinizi bozmamanız lazım. Moraliniz hep yüksek olmalı. Tutarım ben demelisiniz yani. Onun dışında fizik. Fizik konusunda şu şekilde boy. Benim gibi kısa boyluysanız biraz daha zor işiniz. Kısa boyluyum ben evet. Çok fazla üstüme gelen şutları bile zıplayıp da boyumu geçmediği için yiyorum. Penaltıda ortada duruyorum. Kenar attığımda boyum daha uzun olmadığı için kollarım da kısa olduğu için yiyorum falan. Çok da zayıf, çok kaçırmış olan bir çocuk, iri yarı bir çocuk değilim. O şekilde siz bir çocuksanız ama iri yarı dediğim 95 kilo böyle değil. İri daha büyükseniz yani zıplamanız iyiyse, yerindeyse, uzun boyluysanız bunlar sizin için artı yönde bir etken. Zıplamanızı yani uçma dediğimiz şöyle zıplamanızı o önemli. Onu geliştirmeniz lazım. O bir tane kabiliyetinizin olması lazım bir kere. Ellerinizi çok iyi kullanabilmeniz gerekiyor. Ondan başka söyleyebileceğim ne var? Aklıma gelenlerden devam edeceğim. Mesela güç. Yani top geldi elinle beraber içeri girmemesi lazım. Bu şekilde. Bir de biraz daha cesur olman lazım. Uçsun kafanı direğe vurabilirsin. Evet. Vurmazsın gibi düşün. Mesela bugün antrenmandan geldim. Antrenmanda kaç kere? Mesela şu an dizim göstermiyor ama dizim çok fazla yara. Dizim her yeri yara. Birkaç çünkü yerde sürtündü birkaç kere. Buralarıma direğe çarptım. Evet uçtum falan. Bugün güzel kaleciydim. Şu şekilde söyleyeyim. Kendinize güvenin. Herkese bol kaleci şansı.